Bu ders SketchUp'ta elemanları kopyalamayı ve sıralamayı öğreneceğiz. Bunun için de Move veya Rotate araçlarını kullanacağız. İlk olarak Move aracını aktif hale getiriyorum. Burada daha önceden oluşturmuş olduğum bir komponentim var ve bunu kopyalamak istiyorum. Bu yüzden Move aracıyla bu elemanı seçiyorum. SketchUp'ta kopyalama işlemi için Windows bilgisayarlarda Ctrl, Mac bilgisayarlarda Alt tuşuna basmalısınız. Bunu yaptığım zaman bir artı sembolü çıkıyor. Bu şekilde elemanımın köşesinden tutup mouse'umu hareket ettiriyorum. Buraya klavyenizden isterseniz de yer girebilirsiniz. Enter'e bastığım zaman 200 olarak belirledim ben bu mesafeyi. Kolonumun kopyası 200 cm ötelenmiş olur. Buraya klavyemden 6x yazarsam ve klavyemden Enter'e basarsam bu kolonun toplamda aralarında eşit mesafe bulunan 6 tane kopyası üretilmiş olur. Bu işlemi komuttan çıkmadığım sürece istediğim kadar tekrarlayabilirim. Yani bu kolondan kaç tane kopyalamak istiyorsam buraya o sayıyı yazıp yanına da x yazarak bu işlemi devam ettirebilirim. Bu işlemi geri alıyorum. Tekrar Move aracıyla klavyemden Alt veya Ctrl tuşuna basarak buradaki kolonumu kopyalıyorum. Bu sefer kopyalama işlemini içe doğru yapacağım. Bu yüzden bu aradaki mesafeyi biraz geniş tutuyorum. İsterseniz buraya az önceki gibi klavyenizden mesafe de girebilirsiniz. Bunu yapıp klavyemden Enter'a bastıktan sonra bu araya eşit aralıklarla aynı elemandan kopyalamak için klavyemden Alt'ı slash tuşlarına basıyorum. Buradaki sayıyı isterseniz değiştirebilirsiniz. Ama ben 6 yazdığım için toplamda bu kolonun 6 adet kopyası üretilmiş oluyor. Yine az önceki gibi komuttan çıkmadan buradaki kopya sayısını da değiştirebilirsiniz. Mesela buraya 4 slash yazdığım zaman toplamda 4 tane kopya üretilmiş oluyor. Yine bu işlemi de geri alıyorum. Kopyalama işlemini isterseniz yukarı yönlü de yapabiliyorsunuz. Mesela buraya 50 cm yüksekliğinde bir dikdörtgen çiziyorum. Tekrar Move aracını aktif hale getirerek klavyemden Alt veya Ctrl tuşlarına basıyorum. Sonrasında elemanımın kopyasını köşesinden tutup buraya doğru taşıyorum. Yani bu elemanın hem yatayda hem de dikeyde arasında mesafe kalacak kadar kopyasını üretmiş oluyorum. Şimdi klavyemden 8x tuşlarına basarak bu elemanın toplamda 8 tane kopyasını üretmiş oluyorum ve bu kopyalar arasında yatayda ve dikeyde belli mesafeler kalmış oluyor. Tekrar yaptığım işlemleri geri alıyorum. Ve buradaki elemanımı merkezden biraz öteye taşıyorum. Şimdi kopyalama işlemini rotate aracını kullanarak yapacağım. Bu yüzden elemanımı seçtikten sonra rotate aracını aktif hale getiriyorum. Rotate komutu için öncelikle bir merkez noktası belirlememiz gerekiyor. Bu yüzden buraya tıklayarak merkezimi ayarlıyorum. Daha sonra Move aracında olduğu gibi Windows bilgisayarlarda Ctrl, Mac bilgisayarlarda klavyemizden Alt tuşuna basmamız, yani döndürerek kopyalama özelliğini aktif hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi döndürme işleminin gerçekleştiği aksı belirlemem gerekiyor. Bunu da kırmızı, yeşil veya mavi aks olarak tanımlayabilirim. Şu an için bunu yeşil aks olarak belirliyorum. Buraya da bu yüzden bir kere tıklıyorum. Ve mouse'umu hareket ettiriyorum. Bu şekilde buradaki elemanımın dairesel olarak kopyasını üretmiş oluyorum. Buraya klavyenizden bir değer girebilirsiniz veya sağ alttan da bu değeri takip edebilirsiniz. Buradaki açıdan memnun olduğunuz zaman ekrana tıklamanız, yani kopyanızı yerleştirmeniz gerekiyor. Ve yine Move aracında olduğu gibi X tuşuyla bu elemanları yazdığımız sayı kadar çoğaltıyoruz. Yani buraya 4X yazdığım zaman elemanımın toplamda 4 tane kopyası üretilmiş oluyor. Yine komuttan çıkana kadar bu işlemi devam ettirebilirim. 6X yazdığım zaman toplamda 6 adet kopya üretilmiş oluyor. Yine bu işlemi geri alıyorum. Tekrar elemanımı seçip rotate aracını aktif hale getiriyorum. Bu sefer kopyalama işlemini slash tuşunu kullanarak yapacağım. Yani kopyalarımı arada oluşturacağım. Bu yüzden yine aksımı belirliyorum. Klavyemden Alt veya Ctrl tuşuna basarak kopyalama özelliğini aktif hale getiriyorum. Bu iki kopya arasındaki mesafeyi 180 derece olarak ayarlıyorum. Ve klavyemden 5 slash tuşlarına basıyorum. Bu sefer bu iki kopya arasına eşit aralıklarla elemanımı kopyalamış oluyorum. Buradaki sayıyı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ve bu şekilde elemanlarınızı kopyalayabilirsiniz.